Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vloga başlayalım istedim. 2 günden beri, 3 günden beri falan evdeyiz. Dışarı çıkma yasağı var diye. Şimdi gidelim, hep marketten 3-5 eksiğimiz var. Onları alalım birlikte. Hem de birazcık dolaşırız diye düşündüm. Yüzüme nemlendirici kremimden süreceğim. Çünkü yeni uyandığım için bayağı kuru. Ağlıyor şu an. Sonrasında da şu pijamalarımdan kurtulup dışarı çıkabileceğim bir kıyafet giydikten sonra gideceğiz. Ay, kendime geleyim. Efendim gaga. Tamam. Geliyorum ama. Caner kanka ben arabadayım diyor da. Ya bir yere gitmeyeceğiz kısacası. Markete gideceğiz de. Kremsiz asla. Şimdi bir bakayım ne giyebilirim. Şuradan 2 dakika. Eşofman tipi bulursak süper olur. Yani şu kıyafetlerin iplerini niye bu kadar sert yaparlar hiç anlamıyorum ya. Ah! Elim koptu. Giyip geliyorum hemen. H5 maymununuzu da görün. Böyle bir tişört giydim. Altıma da geçen sene aldım. Liloş eşofmanımı giydim. Yüzüme bir şey yapmayacağım. Çantamı alalım. Hemen çıkalım. Caner arabada beni bekliyor. Ne haber yakışıklı? Aa, kameraya tokat attım. Hadi gidiyoruz. Önce dolaşacağız, sonra markete mi gideceğiz? Yoksa önce markete gidip sonra mı dolaşacağız? Önce dolaşacağız. Tamam. Dolaşalım. Sonra markete de yetişebilir miyiz? Yetişiriz. Hatta 4. 5'te kapanmıyor. Evet. 5'te mi kapanıyor? Marketler ne kadar erken kapanıyor? Çoraplarıma bakalım. Puantiye reis. Bu çantayla birlikte bir tane daha çanta almıştım. Geçen sene 2 tanesi 80 liraydı biliyor musunuz? Üstümle uyumu sıfır ama üşengeçlikten hep bunu takıyorum. Hala influencer olamadım. Kıyafetime göre çanta takamıyorum şekerim. Çok zor. Değil mi annem? Manzaramıza bakın be. Üf. Efsane. Sıkıldığımız zaman geliyoruz burada takılıyoruz Caner'le. Bir hava alıyoruz. Bir de deniz kenarımız var. Ya da oraya gidiyoruz. Orası birazcık daha uzak buradan. Böyle bir bakıyoruz etrafa. Bir hava alıyoruz. Yeni açmış ağaçlar altta. Kokusu geliyor mis. İstanbul'da bunlara hasretsiniz tabii. Şimdi az önce şuradaki çimenlere oturacaktık. Dedim ki millet dur buraya. Ondan sonra bir kamp sandalyesi alamadık dedi Caner. Evet dedim. Şimdi kamp sandalyesi almaya gidiyoruz. Herkesin istediği ama kimsenin alamadığı yavaşça sandalyeden almaya gidiyoruz. Evet. Sonunda. BİM'den falan alırız büyük ihtimal. Nerede var bilmiyorum. Outdoor'larda falan mı var? Şu kızlar var ya çok kötü yere park etmiş arabayı. Kızlar. Dur bakayım gözlüğümü takayım bir süzeyim sizi. Rota Migros'u oluşturdu. Oluşturuldu. Ulaşamadım. Sandalye bakacağız. Sandalye almak için geldik ya markete. Varsa tabi. Şunlar varsa o da vardır ya. Aa şurada var. Bir sürü. Evet. Ben yok dedim ama varmış. Şunu alalım işte. Bahçe için. Deniz yere taşırız. Ha, uygun mu şimdi fiyatları? Sen şu daha iyi canım. O sand katlanmıyor ama yavrum. Böyle küçük olmuyor. Ha. Bence de daha iyi. Bilemedim. Katlanmıyor mu bu işte katlanmış? Katlanmıyor işte bak bu böyle oluyor. Ha. Anladın mı? Anladım. Güzel katlanmıyor ama. Tamam. Okito hangisini dersen onu alalım. Nereye? Ay şu çok güzelmiş ya. Tam benlik. Minicik. Ne oldu? Yok ya. Popom sığmaz ona değil mi? Bak burada gri var. Orada gri yok galiba. Ne var orada? Burada gri renk var diyorum. Orada gri renk yok. Gri alalım. Evet. Gri çok daha güzel. Arka masalarına falan da bakıyor. Şu baksana tam. Yemek yemedik. İki kişilik. Ya bizim terası istiyoruz da bir şey böyle yazın kahvaltı falan yapalım diye. Hatta salonun oradaki
balkona. En üst kata taşıyamam yemekleri de. Şişme yatak bile varmış. Kamp için ama. Caner yine bildiğiniz gibi araba malzemeleri bakıyor. Ben de şunu aldım. Şöyle bir sabunluk. Alt katlarda bizim sabunluk yok. Bir tanesini aldım. 19 liraymış hem de uygun fiyatı. Plastik ya. Kırılacak bir şey değil. O yüzden sevdim. Bir de şunlardan aldık. Sonunda. Caner'in de elinde. Grisi Koçtaş'ta varmış. O yüzden Migros'tan almadık. Sırf gri olsun diye. Hastayız çünkü. Başka da alacak bir şey yok herhalde. Kapı kolu. Çok lazım. Evimizde kapımızın kolunun dili yok. Dil alalım. Duydunuz mu? Caner söz verdi. Yarın da gölete gidip oturacağız. Şimdi biz markete gidiyoruz. Alışverişimizi yapalım. Aldık ben sandalyeleri. Ben seni evden çıkarmasam dışarı çıkacağın yok benim. Ne yapayım? Kokuştun çalışmaktan. Evde. Ha, çalışmaktan. Yosun bağladı bir, evet, bir tarafta. Evet, evet. Atarım. Vallahi seni var ya bir söverim. Sabaha kadar edit yapıyorum ben. Çalışıyorum. Haberin var mı? Akşam temizlik gördüm, yap. Yemek yaptık. Yap. Ertesi gün vlog çek. Bilmem ne. Edit yap. Nereye dün beraber? Neyi dün yaptık dün? Dün hiçbir şey birlikte yapmadık. Yalan atma da. Sen oturdun çok güzel bekledin. Hayır dün beraber yattık dedim ben. Ha yattık. Beraber yattık. Yaptık, aynı anladım. Saatte yani. Çok güneş geliyor. Böyle de beni görmüyorsunuz. Neyse gidelim de açacağım. Kara suratlı. Uyuz. Benimle bildiğiniz gibi. Kendime yapacağım, sana yapmayacağım. Hiç sevmiyorum. İçecek alalım. Bundan alalım mı? Ben çok sevmiştim. Evde hamburger partisi yapacağız. Caner'in ellerinden. Hamburger malzemesi de alalım istedik. Bir tane de şundan aldım. Çok güzel tadı bunun. Bir de orijinal sırtmaymış bu. Ya pişmaniye buldum. Çok istedim. Çok seviyorum pişmaniye. Çocukluğumdan beri. Hallettik. Yolculuk eve. Go. Şöyle buzdolabına aldıklarımızı yerleştirdik. Akşam dediğimiz gibi zaten hamburger yiyeceğiz. Çorbam da var dünden. Caner sahur yapmış. Yine buraları talan etmiş gördüğünüz gibi. Şuradakilerde de dün ayıp söylemesi ben et yemeğiyle patates püresi falan yapmıştım. Sis. Bunları dünden suya bıraktım ki içleri işte gitsin temizlensin diye. Şimdi bir bunları temizleyeceğim. Bir de burada yıkanmış tabaklarım, çanaklarım falan var. Bunları yerleştireceğim. Ama istiyorum ki bunu birlikte yapmayalım. Çünkü zaten son 2-3 vlogtan beri birlikte bir şeyler yapıp yerleştiriyoruz. Sıkılmayın istiyorum. Elimden geldiğince farklı farklı şeyler göstereyim diye. O zaman ben bir şuraları toparlayayım. Ondan sonra size temiz halini göstereyim de hep birlikte bir rahatlayalım. Biraz suyumuzdan dolduralım. Bulaşıkları hallettik. Saat 7 oldu. Ben ne yapayım? Hazırlamaya başlayayım mı ya? Bir saat yok mu daha? Ekmeğimiz burada hazır. Buraları da toparladım. Evet, mis gibi yaptık. Bunları zaten yıkadım. Buraya da kirlileri geri koydum. Ve şimdilik işimiz bitti. Daha ezanın okunmasına çok olduğu için. Ben gidiyorum, vlogumu açıyorum. Caner de burada saat geçirsin. Hadi gidelim, telefonumu da alayım. Siz şu an vlog bekliyorsunuz çünkü benden. Videomu yayına açtım. Birazcık yorumları okuyayım dedim ama saat yaklaşıyor. Caner'den takır tukur sesler duyuyorum. Mutfağa girmiş belli ki. Yardım edeyim. Todisto ya. Değil mi? Ne yapıyorsun? Başlıyor mu? Show. Başlasın. Ooo Nusret Reis. Bak bak. Sabır sabır. Oraya yukarı şey koy. Et koy. Et koy. Şopla et koy. Tamam yukarı. Marulları doğrayayım mı kanka? En zor işi ben yapayım. Marul doğramak. Şundan biraz doğrayacağız. Yıkayalım ama önce onu. Dur ben halledeyim. Ben yarısını alacaktım. Yarısını doğrayacaktım. Altını yıkayalım. İçine su girmesin. Sen şimdi bana ver hangi malzemeye koyacağını. Ben ona göre yıkayayım doğrayayım. Bak şimdi. Bunu ince uzun böyle ince ince uzun uzun kes. Tamam patroncuğum. Bunu kesmeyeceğim. Bütün kokuyu. Böyle yaprak yaprak. Yok onu biliyorum canım tamam. O kadar da değil. Domates de böyle. Tamam.
tamam mı? Şşşt şşşt şşşt. Tamam. Tamam kanka. Acele etme. Acele et. Sağ ol. Hemen olacak mı? Evet. İşte ondan sonra fırına atarız sıcak dursun diye. Bir marketten domates almışım baksanıza. Aynı sizin köydekilere benziyor değil mi? Anneannenin ektiğini. Baksana aynısı. Ben onu diyecektim ben ya. Vallahi buldum aldım hemen. Az kalmış. Herkes de bunu alıyor herhalde. 5-6 tane vardı kaptım. Ete bakın. Kafam kadar plastik var. Et. Ne bunun markası marka hiçbir şey yazmıyor. Abi ben çöktüm eti. He tamam. Dedim at eti yemeyelim. Reklam yapayım illa onu mu istiyorsun? Yok yok yapma kanka. Bedava reklam yok. Bu arada ben oruç tutmuyorum arkadaşlar. Bana soranlar oluyor. Ki tutmak zorunlu değil diye biliyorum. Parasını da verebilirsiniz ama. Ben ilaç kullandığım için bol bol su içmem lazım. Su içmiş halimi göstereyim mi size? Bu benim su içmiş halimin derisi. Ve bir tek ellerimi gösteriyorum şu an. Bir de su içmezsem halim necedir? Kuruyorum. Sakin. Böyle bir, böyle de iki. Bence yeter bu. Bol bol patates yap bari. Instagram'da 3 kişi bana zayıflamışsın dedi de şimdi geri almam. Yemek... Arka yeter mi bu kadar ya? Bakayım. Oh! Artık yeter. Oha! Oh, bayağı yeter. Şey oldu. Alayım biraz diye. Yok yok almayayım. Yeriz yeriz kanki. Yeriz. Bak yiyemeyesi... Biraz al o zaman. Gözüm çok aç. Ben de yemedim sabahtan beri. Her şeyi yesin bak. Hayır sen yemiyorsun. Hepsi bana kalıyor. Ben kendimi düşünüyorum şu anda. Zayıflamışım değil mi? Yemek yemesem zayıf kızım da yemek yiyorum. Yerden mi topluyorsun? Hayır. Yerde düştü ve içine koydun Caner. Hayır. Yemin ederim mikrop ya. Bana ver. Hadi size malzemelerimizi göstereyim. Bu kadar herhalde. Başka bir şey koymayacak. Yeni bir şey aldım. Bunu da hiç görmüyorsun. Domateslerimizi, biberlerimizi ve göbeğimizi de buraya ayarladım. Yıkayıp yeni ne almışız bakalım. O ne kız? Ha. Etlerimiz de burada. İçine bir de bundan koyacağız. Hamburger ekmeğimizi. Dur bir dakika. Hesaplama yapıyorum. Sen benim istediklerimi ver. Şşş! Çırak! Koyduk ya oraya. Daha ne istiyorsun? Bütün domatesi mi kestin? Yarısını kestim. Yarısını dolaba geri koydum. Sak burada yersin reis. Aferin. Bak şimdi. Genelde insanlar ellerini yıkadıktan sonra onu kullanırlar. Sen pisken ellerini havluma siliyorsun. Hayır. Şuraya elim nemlendi. Elin nemlendi. Böyle lavabonun kenarına değdi. Yalan ondan atıyorsun. Sildim. Domatesleri elledin, ondan sonra sildim. Ya. Ben sana yüz ifade... Bak, herkes yazıyor. Cener'de yumurcak tipi var. Surat ifadesi hep yaramazlık yapacak gibi diye. Ne alakası doğru, var ya? Vallahi doğru. Bak, 14 yaşından beri bunun muzurluklarıyla uğraşıyorum. Ya, ya. Ne alaka? Buraya da... Bıraksana! Pardon. Bu arada bunu merak ediyorsunuz. O kadar güzel bir alet ki. Gidin çeyizinize bundan alın. Saçma sapan tavalara, tencerelere boş boş o para vereceğinize. Bunun yerine direkt ondan alın. Bence de şunun yerine hakikaten şunu alın 10 numara. İnşallah bulabilirsiniz. Linkini bırakacağım. Bunun bir de küçük boyu var. Onu da bırakırım. Başka bir markası da var. O da çok güzelmiş. Hani bu kadar para vermeye gerek yok demişler yorumlarda. Araştırmıştım. Hayır, hiç olmaz ya. Ya bence de bu çok güzel. Ama şu biraz aynı pahalı. Aynı. Ama şimdi buna göre fiyatı iyi bence. Bak, şu an burada mutfak yorumu katıyorum kendimden. Evet, kat bakalım. Şimdi her fırın nasıl aynı pişirmiyorsa... Evet. Her fritöz de değil mi? Her fritöz. Her fritöz de aynı pişirmez. Evet, haklısın bu konu. Ya. Ama biz bunu fritözden çok her şey için kullanıyoruz. Yemeğimizi mi ısıtmamız lazım? Çat hemen burada. Tavuk hemen mu? Çat. Ya çok iyi güzel bir şey. Vallahi ya ne bileyim. 10 numara tencerelerimi unutturdu bana canım. Yarın bozulmasını da çok övdük. Beni lafa tuttun erken başladı bak. Soğuyacak evet. Şimdi. Evet. ne oldu? Yine mi kaldık şimdi? Bekleyeceğiz. Hadi bakalım yine bekliyoruz. Erken başladık çünkü. Beğendiniz mi üstüm başıma bugün?
Çok güzel değil mi? Hadi bunu da linkine ekledim hadi. Her şeyin linki. Meşhur linkime bunları da ekledim hadi. Hem de tavanı yerim senin. Hem de bunlar hep senin eserlerin bak. Şimdi elime yakışmıyor. Senin yüzünden. Gerçekten ya. Arkadaşlar buradan size bir kardeş, abla, arkadaş nasıl görüyorsanız lütfen tencerenizi, tavanızı pembe almayın. Ortak kullanabileceğiniz hiçbir şey pembe almayın. Buna nevresim takımı da dahil. Çünkü erkekler de çok abez duruyor. Ya düşünsene bak benim gibi bir orman adamı gidiyor akşam pembe yorgana sarılıyor. Çok da. Bu ne şimdi? Hani şey demek oldu istemiyoruz yani? Bakın hani renklerin cinsiyeti yoktur o konuda hemfikiriz ama Caner'in rengi ben, başka pembe değil. Benim pembe tişörtlerim de var o ayrı ama şimdi o pembe ile o pembe aynı değil. Mesela Caner pembe giydiği zaman çilekli Max'a dönüyor. Bu arada bak bu işin tüyüse ha. Ne demek yani? Bunu haşlayacağız, kızartacağız, böyle yapacağız. Bir daha yap bakalım. Ben bu peynirli burada falan yedim. Tam kapanma gelmiş. Aaa! Lan onu bekliyorum. Oh! 29 Nisan'dan, yani Perşembe gününden. Tamam. 17 Mayıs'a kadar. Kaç gün? Yani bir aya yakın. Oo. Yarın var ya. Bayram sonuna kadar tam kapandı. Çok iyi bir alışveriş yapmamız lazım evet. Geliyor hazır mısınız? Hayır canım ne alışveriş yapacağız? Marketler açık yarın hafta için. O ne öyle ne anlamı kaldı ya? Lan marketi kapatırsa kim ne yiyecek? Bok mu yiyecek? Bunları koyamam Caner çok pisleşiyorsun diplersin ya. Bip yapmayı öğrenemedin mi? Ördek koyacağım sana. Bip. Bırak. Bırak. Ayşe duydun mu? Evet başlıyoruz. Sonunda. Öyle devamlı beni çekersen ben heyecan yaparım. Ben buraları hızlandıracağım merak etme müzik koyacağım. O zaman çok yavaş yaparsan. Çok hızlandırırım. Kaç hızlandırırım. Bak şu kamerayı başka bir tarafa çevir de şunu açayım ya. Bak, heyecan yapıyorum. Ya. Tamam. Diyor ki ben bunu açamazsam şimdi ezan okunacak. Kanka. Bak bak. Şak yapma vallahi yapma. Ya bak sen gerçekten. Bak seni görünce kalbim. Ben 2 dakika sofraya kurayım o zaman. Az önce yangın çıkıyordu arkadaşlar. Yangın çıkmıyor, bu böyle yapılıyor ya. Antizik yapıyoruz, onu da beğenmiyor, bak. Ay, ay ev yanacak, yemin ederim ya. Yanmaz, niye yanmaz? Allah'ın delisi. Bu arada tam kapanma gelmiş. Ben sizi videolara boğmaz mıyım? Hı, yandınız. Beni izleyin bütün gün. Çektin mi orayı? Çektim. Nusret dedin. Nusret kim oğlum? Nusret'in telif atması yok mu bize? Dünya ile çorbası yaptım şekerim. Yoğurtlu, tereyağlı, unlu, yumurtalı. Müthiş. Size bunun da tarifini vereceğim. Çok lezzetli oluyor çünkü gerçekten. Hurmamızı da koyduk oraya. Caner'e birazcık su dolduralım. Çok da doldurmayayım. Karnını suyla şişirmesin. Tamam hamburgerlerimiz de geliyor. Bakalım ne haldeler. Bakayım mutfak yandı mı? Yok yanmamış. Ama yanmaya yaramak kalmış şu an. Göz gözü görmüyor. Dumandan. Yakma ellerini. İki dakika da ısınır değil mi? İki dakika yeter mi? Yeter. Caner'in ellerinden hamburger. Çok acıktı garibim ya. Ezan okundu hala yiyemedi. Biz yiyelim geliyoruz. Keyfe bakın. Neden hala sevilmediğini düşünüyorsun ki? Biraz pişmaniye, birazcık samana benzeyen bir tatlı mısır şeysi, Nescafe ve suyum. Netflix'i de açtım yine dizi keyfi yapıyorum. Yoruldum ya. Birkaç günden beri çok yoruldum o yüzden bugün birazcık dinleneceğim. Yarın kaldığımız yerden devam edelim olur mu? Bitik bir haldeyim. Zaten ne yazık ki bir 15 gün daha evlere kapanıyormuşuz.
Bol bol vloglayacağım sizi. Yarın görüşürüz. Geliyorum şimdi. Günaydın. Ben sadece şöyle saçlarımı bir minik tarağımla düzleştirdim. Giyeceklerimi de buraya ayarladım. Gün influencerlık günü. Fotoğraf çekeceğim ama şu makyaj nemlendirme kısmına birazdan geçeceğiz. Önce bir üstümü değiştireyim dedim. Şu halimden kurtulayım. Dün gece böyle uyudum çünkü. Siz de giyeceğim kıyafetleri puanlayın bakalım. Beğenecek misiniz? Tata! Puanlayın bakalım. Şöyle bir çanta taktım Zebra. Üstüme de son aldıklarından şöyle bir pantolon giydim. Bir kemer ve şöyle bir detaylı bluz. Bunu da geçen sene aldım galiba. Çok hatırlamıyorum da. Böyle oldum. Şimdi bir de makyaj yapalım. Fotoğraf çekeceğim. Önemli. Foto önemli. Kim bu? Kim bu? Çok güzel olmadı mı makyajım? Göz altlarım sadece birazcık kuru. İlaçtan dolayı hiçbir şey yapamadım onlara. Güneş kremini falan dayadım yüzüme ama bana mısın demedi. Göz altıma bakım kremi sürmeyi unuttum. Ondan da birazcık böyle etkisi var. Bir de başka bir kapatıcı kullandım. Belki ondan da olabilir. Ama şu sıralar zaten cildim aşırı kötü. İyice gideyim. O yüzden çok da şaşırılası bir durum değil. Yine de güzel olduğunu düşünüyorum. Bu rujumu hatırlar mısınız bilmiyorum. Şuraya linkini bırakacağım. Oradaki rujlarımdan bir tanesiydi. Çok seviyorum. Şöyle uzaktan da göstereyim kendimi. Güzel olunca ben. Hep beni çok böyle görmemişsinizdir ya. Caner de gülüyor arkada. Nasıl şekerim? Bacaklarından şu kadar falan kestim pantolonum. Gerçekten gelince gösteririm. Abartmıyorum. Anca oldu. Şimdi gidiyorum ben kokana gibi dışarıda fink fink fotoğraf çekileceğim. Çünkü influencer olmak. Beni buna Instagram'dakiler sürükledi. Değil mi kanka? Biz manzaraya geldik yine dün geldiğimiz yere. Burada mekandayız. Mekanda online'ız. Bir foto çekelim. Bir foto çekileyim geleyim şu güzel kombinimle ya. Siz de o sırada yorumlara yazın bakayım. 10 üzerinden kaç verdiniz? Çabuk. 5'in altını saymıyorum. Oturduk manzaraya karşı. Bak kuş seslerini duyuyor musunuz? Bu değil ama. Yukarıdaki kuş sesi. Ayrıca çok yanlış bir pantolon seçimi olmuş. Hem kısayım hem şişko demeyeyim hadi. Balık etliyim. Üstüne beyaz giydim. Ve üstüne boru paça. O yüzden hiç yakışmadı. Fotoğraflar çok kötü çıktı ama şoplayabildiğim kadar şoplayacağım artık. Yapacak bir şey yok. Çok güzel burası. Arka planı yamultma. Geçen yamultmuşum zaten rezil oldum. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Öbür türlü de yok. Oran büyümüş. Göbeğin çıkmış. Buradan çıkışta yine markete gideceğiz. Her gün markete gidiyoruz. Dün alamamıştık bazı şeyleri. Kapanacaktı market. Tam ucu ucuna yetiştik. Burada da birazcık oturalım dedik. Hava alalım. Hazır şu... Aldık ya sandalyelerimizi kullanıyoruz dün. Bugün menümüzde kremalı tavuk var. Evet. Bak arkada ne var? Kremalı tavuk. Ne var? Ha araba. Az önce arabayla bir fotoğraf çekildim. Hayatınızdaki tüm kro fotoğrafları unutun. Ekrana koyuyorum burada. Çok kötü. O zaman öptüm. Markette görüşürüz. Bye. Bye de. Havamızı aldık. Dönüyoruz evimize. Bilin bakalım yine marketlerin saatini kim kaçırdı? Yine. Parmak kaldırırsın. Saati kaçıranlar. Zaten çok da ihtiyacımız yoktu. Evet boşuna ya. Boşuna gidecektik. Sonra dedik ki biz niye gideceğiz markete? Baktık ikimiz de cevap veremiyoruz. Sonra dedik ki gitmeyelim. Evet. Market ihtiyacımız yokmuş. Kanka şimdi... Alışkanlık olmuş. Kanki. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? 3 deyince bana bak tamam mı? Gülerek ama. 3. Buraya dur dur güzel gül. Güzel gül. Kapak fotoğrafı koyacağım. Evet tamam. Lan. Kanka niye bakmıyorsun? 3 demedin. 3. Çaner ya. 3. 3. 3. Tamam almışımdır. Teşekkür ederim. Bakın size kimleri göstereceğim. Bu bizim komşumuzun kefekleri. Çok tatlılar ya. Bak bak heyecana bak. Bebek bebek bebek. Şu şu heyecanı heyecanı. Sizi yerim ya. Çok tatlı. Diyorum ki Nil ile Nisan köpek olsaydı böyle olurlardı. Kardeşlermiş galiba. Bir erkek biri dişi. Sizi yerim. Sizi yerim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Şimdi ilk önce bunu bir ortadan kaldırıyoruz. Kanka. Salçalı falan mı? Kremalı mı yapayım? Şimdi şu üstümü başımı bir değiştirdim. Kendime geri döndüm. Bizde göbek varmış. E var zaten. Bu.
Yok dedin sen, o yüzden aldım marketten. Aa, yeni mi almışız onu? Hatırlamıyorum ki. Almışızdır. Neyse, bol bol yeriz, bir şey olmaz. Caner de komşumuzun bahçesinden soğan almış. Şimdi Caner bize bir salata şov yapacak. Ben de... Ben bilmiyorum ki salata. Yapar. Hepsini karıştır koy işte. Bu tavukları şöyle salçalı, yoğurtlu bir sosum var. O kadar güzel olur ki anlatamam size. Salata hadi yapalım. Salata kapya olur değil mi? Olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Evet. Olur bence. Olmaz. Normal biber de aldım. Ben yaparsam olur. Niye olmasın? İyi koy Cemal. Koy. Salatada hiç görmedim. Bak bir normal biber koyuyorsun, bir kapya koyuyorsun. Ben hiç yiyemem onları ama. Normal biber de yiyemiyorum. Ben yemeyeyim diye mi yapıyorsun salatayı? Ya sen ne anlarsın salatadan? Biber seven kaç kişi var aranızda ya? Gerçekten biberi biber, çok seviyorum diye. Biber sevilmez mi? Sevilmez. Bence gereksiz bir tat. Ama yemeklerde çok güzel oluyor bak. Onda hemfikiriz. Şimdi bir tane tas alıyorum buradan. Diyebilirsiniz Büşra yoğurt salça ne alaka tavukta diye. Ama aşırı güzel oluyor. Şöyle bir tane salça katalım. Sonracıma yoğurt. Sonracıma birazcık zeytinyağı. Birazcık tuz. Biraz karabiber. Kajun. Değil bu. Kırmızı toz biber. Şimdi kajun. Birazcık da kekik. Bunu güzelce çırpıyorum. Şimdi tavuğumuzun birini alıyoruz. Bunun içerisinde bir güzel döndürüyoruz. Üf, efsane oluyor. Böyle bir görüntümüz oldu. Şimdi bunu kaldıralım. Koyalım. Normalde önceden ısıtılmışa falan koymak lazım ama boş verin. Sen öyle yap bence ya. Genelde onu şişecek şeylere yapıyorlar ama ya. Ay bu arada şunları da kir gibi görmeyin. Camın içinden geçiyor bunlar. Camı çıkartmamız gerekiyor temizleyebilmemiz için. Ama camın içindeki kir. Nasıl temizim ben onu? Çıkartmam lazım. Hayır. Böyle yapacağım. Buradan sileceğim. Bak. Ha, sus. Sus beni rezil ediyorsun ya. İçindeki kirmiş. Bir daha çek orayı baştan al. Tamam baştan hadi sil. Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. Çıkmıyor. Heh, bak. Heh şimdi baştan alıyoruz. Bu arada hala daha var şuralarda ama yapacak hiçbir şey yok artık. O gerçekten camın içinde. Tam bir şeyiz ya. Yalancı abi. Islandım. Bir anlatamadım tavuklarıma. Şimdi bunlar böyle pişiyor. Normalde bunları kızartıyorsunuz tamam ama ben daha sağlıklı hale getirmek için hem normal sıvı yağ yerine yani normal ayçiçek yağı yerine zeytinyağı koydum. Daha sağlıklı olalım diye kanka. Hem de kızartmak yerine fırında yapıyorum. Bu arada fırında ilk defa yapıyorum. Umarım güzel olur. Sizinle birazcık tezgah silelim mi? Tavuklarımız da pişiyor. Acı sos da burada. Tabakları da hazırlayalım. Caner şefimin elinde. Soğanla biber gözükmüyor. Onları aldın mı? Aldım. Bu ne? Bir domates, bir şey koymuş demesin. Ben şuraya demesin. Soğan yazarım. Tamam, yaz. Bu arada davutlarımız pişti. Şimdi en büyük olanını birazcık daha pişiriyorum. Çünkü büyük olduğu için zor pişiyor. Sonra da hemen yiyeceğiz. Az önce bir düşüyordum. Anladım abi size. Kameraya çekmedim ya kesin ondan oldu başıma dert. Ya şu yolun ortasında ben birkaç günden beri üşenip tuttum. Yıkanması gereken nevresim takımları vardı. Daha doğrusu şu astıklarım
kurumadığı için onları yıkayamadım asacak yer olmadığından dolayı. Ama bekletiyorum yani, bende de bir sıkıntı var. Şimdi açacağım hemen, yıkansınlar, bir daha başıma bela gelmesin. Anlatıyorum, durun. Şurada, tam olarak şurada geçiyor. Şu lambayı kapatmışım, Caner'e çay getireceğim diye gömdüm. Lambur lambur çayla birlikte. Allah'tan yanmadı. Hani korkutuyorlar ya, düşüyormuş gibi oluyor falan çaydanlık. Ben yarın büyük ihtimalle yeni bir vloğa başlarım. Bu arada şöyle bir karar aldım bugün kendi içimde. Bundan sonra full makyaj yapacağım. Ya en azından göz makyajımı yapacağım. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki şu an. Ya çok güzel olmayabilirim ama kendimi çok iyi hissediyorum. Evde paspal paspal dolaşıyorum. Ya paspallıktan kastım da hani saçı başı yapılmamış, hafif makyaj yapılmamış. Evde pijama niyetine bile olsa böyle renkler ayrı, pembe kırmızı falan giymişim. Kendimi de kötü hissettiğimi anladım. Enerjimin de kötü gittiğini anladım. O yüzden siz de böyle birazcık günde bir maskara bile olsa, bir gözaltı kapatıcısı bile olsa, ya bir allık bile olsa sürmeye çalışın. Zaten şu sıralar evlere kapanıyoruz belli ki. Sizi de bol bol vloglayacağım. Umarım can sıkıntınızı minimuma indiririm ve ben size video çekerken aynı şekilde ben de unutacağım. Canımın sıkılmasına fırsat kalmayacak video çekip editlemekten. Bir de düşünüyorum ki benden güzel bir temizlik videosu istiyorsunuz. Aslında Roaccutane tedavisinde olduğum için belim çok ağrıyor. Ama sizin için temizlik yapacağım. Özellikle benim üst katı hiç ne zamandan beri süpürmüyorum. Sebebini de söyleyeyim. Bizim Rambo var ya, Bombo Faruk. Onu ilk katla ikinci katı süpüttürüyoruz. Üçüncü kata sokamıyorum. Yani kendi katımda çok fazla ışıklarımın kablosu olduğu için hani alet bozulur, benim ışıklarım yere düşer, kırılır falan diye cesaret edip oraya sokamıyoruz o süpürgeyi. Ama kendim süpüreceğim, sileceğim, güzel tuvaletleri temizleriz, havluları değiştiririz, toz alırız, yeni gelen kıyafetleri falan katlarım. Onları da yığdım çünkü ben hani üstümde deneyeyim, size göstereyim diye. Her ne kadar buradan göstermek istemesem de. Ay, en son alışveriş videomda yediğim linçleri hayatımda yemedim. Videoda inanın hiçbir şey almadım. Sadece yeni eve taşındığım için eksiklerimi ve bir iki parça ekstra bir şey aldım. Neler söylemişler bana, ne israfım kalmış, ne müsrifliğim kalmış, ne bilmem neyim kalmış. O yüzden çok fazla artık alışveriş videosu YouTube'a çekmek istemiyorum. Çünkü yanlış anlaşılıyorum. Sanki insanları alışverişe itiyormuşum gibi, sanki durumu olmayanları daha çok gocunduruyormuşum gibi hissettirdiler bana. Yine de bu videonun altına yorumlayın. Alışveriş videosu çekmemi ister misiniz? Yeni aldığım şeyleri denemeli bir şekilde çekeyim mi edeyim mi diye. Sizin yorumlarınıza göre hareket edeyim. Onların kötü yorumlarına göre değil diyeyim yine de. O zaman bu videoyu burada kapatıyorum. Beni buraya kadar, bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Her videonun sonunda söylediğim gibi yine söyleyeyim. Umarım sizi sıkmamışımdır. Umarım oruç tutanları delirtmemişimdir o tavuklarla falan. Hepinizin de tuttuğu oruçlar kabul olsun inşallah. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Pilavlı sohbetinden ayrılıyor Büşra. Kendinize dikkat edin. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Instagram'dan beni takip ediyoruz. Beğendiyseniz de videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. Gidiyorum. Tekrardan hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.